insan metafizik aleme inanırsa imanı kuvvetlenir. Devamlı inanmazsa zaten imanı eksik. Bir de gerilime geçip Hakk'a yakın alemi görürse iman artar. Şimdi metafizik alem tabii ki çetrefelli bir alem. İnsan ne arıyorsa onu bulur. Tabii ki insanlardan bazıları metafizik alemde Allah'ın hikmetlerini ararlar. Anlatabiliyor muyum? Yani fiziğin ötesini görmek ve Allah'ın yüceliğini, Allah'ın hikmetlerini görebilmek. Tabii ki bazıları da cinlerle ilişkiye girerek efendim bir sürü pislik yapma derdine düşerler. Onlar da ayrı bir dert. Doğru söylüyorsun. Yani bu konu böyle. Sizin kendi kitabınızın yazılış şeklinden farklı değil. Onun için okumanızı isterim üstadım. Fakat tek bir şey, kitap içeriği biraz ağır ileri. Özgür bayraklar bulanlar arayanlardır. Evet, ne arıyorsan onu bulursun. Anlatabiliyor muyum? Yani namazında, niyazında olan bir Müslümanın ölüsü meyhaneden çıkmaz. Diğerininki de caminin yolunda olmaz. Başka yolda olur. Ne arıyorsa onu bulur. Neyi nerede arıyorsa. Ömrü de orada gider. Miden ağrımasın. Midem ağrıdı Mehmetse onun için kalktım zaten. Şey aldım. Bu çay değil. Bu ne çayı bu? Bunun adı neydi? Bunu bana doktorum verdi geçen. Bir poşet getirmiş. Miden yanarsaydı bundan iç. Şimdi aklıma düştü. Hemen kalktım. Midem yanıyor diye. Ne bunun adını unuttum ya. Güzel bir kokusu var. Güzel bir de tadı var. Ot bildiğimiz ot. Yaprak. Çayın bir çeşidi işte ya. Çay kırmızı, bu da sarı. Biraz çabuk yaptım da bekledim ama tam çıkmadı. Güzel ya. Rabbimin nimeti tükenmiyor. Yeter ki peşine düş. Kitaplardan telif ücreti geliyor mu? Valla ben 10 senedir kitaplardan bir şey görmedim. 10 sene oldu. Türkiye'den hiçbir şey görmedim ama buraya getirdiğim kitaplardan birazı satıldı, gerisi çöpe gitti. Kağıt fabrikasına gitti yani. Zaten iptal ettik kitabı. Tanrı intihar etti. 2000-3000 adet çöpe gitti. Kitaplardan telif ücreti olmuyor. Bulanlar arayandır demiş Özgür Bayraktar. Eyvallah. Atex 66 sigara niye içiyorsun? Vallahi niye içiyorum sorusunu hep ben kendime de sorarım da. Canım istediği için içiyorum. Cevabından başka cevap bulamıyorum. Hocam al kızına çengelle iğne batırılırsa görünür oluyormuş. Hikayesi doğru olabilir mi? Doğru olabilir Yıldırım kardeşim. Şöyle, benim elimde bu konuyla ilgili bir iki bilgi var. Onu paylaşayım ben seninle. Benim en büyük abim, aynen benim gibi çok karabasana musallat olan biri. Ama ona al karısı derdi, annem rahmetli. Al karısı. Çünkü abim yanıma gelip oturuyor, yaşlı bir kadın derdi. Kımıldayamıyorum. Bir şey yapamıyorum derdi. Şimdi babam benim fırıncıydı, fırını vardı. Abim de fırında yatardı. İşte unun falan üstünde yatıyorsun diye böyle oluyor derlerdi. Ben fırında pek durmadım. Ben küçükken zaten fırın kapandı. Babam fırını kapattı. Daha doğrusu küçükken demeyelim de biz 16-17 yaşındaydık. Babam fırını kapattı, mesleği bir bıraktı, emekli oldu. Zaten biz de yapmadığımız için. Kime bırakacak fırını? Şimdi abim fırında unların üzerinde falan, işte ekmek kırıklarının falan üzerinde çok dolaştığı için al karısının bundan geldiğini iddia ederlerdi. Konuşurlardı yani. Ben dinlerdim. Ben küçüktüm o zaman. Bir gün
bir arkadaşı senin dediğin gibi çatal iğne değil, çatal iğne, çengelli iğne olması gerekmiyor. Çuvaldız batır demişler. Yani gücünü topla, çuvaldızı batır kadına demişler. Ve abim de onu yapmış. Yani bu abimin anlattığı. Tabii ki o kendi gerçeğini yaşıyor. Onun yanında oturan adam bile yandaki al karısını göremez. O onun gerçeği. Ve bir daha da gelmemiş. Onu söylüyor abim. Yani o çuvaldızı batırdıktan sonra bir daha gelmedi diyor. Ama görünür olması değil. Zaten görüyormuş abim. Ben de görüyorum. Yani görünür olması için iğne batırmaya gerek yok. Zaten görüyorsun. Mesela abim işte yaşlı bir kadın görüyorum. Tepeme gelip oturuyor diyor. Yanıma oturuyor diyor. Efendim. Bu Google'dan girdiğiniz zaman Uzak Doğu, Tayland falan o bölgelerde, Amerika'da halk karısının resmini çizenler hep kadın resmi çiziyorlar. Yani bu olay tesadüf değil yani. Bu Çin'de ne geziyor o zaman? Hadi diyelim ki bizim Anadolu kültürü uydurdu bunu. Sibirya'da ne geziyor? Değil mi? İrlanda'da ne geziyor? Ha şimdi dünyanın makarasını geriye doğru çevirelim, çevirelim, çevirelim. 10 bin sene önceye gittiğimizde bir ortak kültürden doğduysa bu, bu ortak kültürden doğan bu şey daha sonra dünyaya yayıldıkça da kendisiyle beraber yaygınlaşarak gitmiştir diyebilir miyiz? Deriz, niye demeyelim, varsayım değil mi bu? Diyebiliriz. Ama ben buna öyle değil de bunun cinni bir hadise olduğuna inanırım. Çünkü yaşadığımız olaylar diğer olaylar yani. Bu Karabasan veya Alkarası olayını da destekleyici nitelikte olduğu için cinni diyoruz. Çünkü ben yakaladım. Yani ben abimden daha bir iki aşama öne geçtim. Yakaladım. Efendim. Yani benim de yakaladığım bir kızdı. Kız çocuğuydu. Cin erkek cinniya dişim oluyor. Dişili erkek işte kardeşim. Cinniya dendiğini bilmiyorum ben. Yani bu alanı yaşayan kişiden başka diye bir kişiye anlatsam da o kişi yaşamıyorsa inanmaz. Deli gözüyle bakar. Yani kafayı mı yemiş bu der. Ama şu var ki bakın burada ben Hristiyan, Alman, Macar, Rus kaç tane kişiye baktım. Hepsi de mesela cine inanmıyorlar. Adam cin diye bir şey bilmiyor. Şeyde öyle bir şey yok yani İncil'de. Veya bunların kültüründe böyle bir cinli şey yok. Ama son zamanlarda mesela Amerika'da cinlere inanan bir takım şeyler oluştu. Hatta bu bir dizi film var. Paranormal olaylar diye. O paranormal olaylarda cin kelimesi kullanılıyor. Ama bu daha yeni. Belki de onlar da artık inanmaya başladılar. O da ayrı bir konu. Ama ben burada mesela gelen hastaya, kadına diyorum ben böyle böyle mi oldu diyorum. Evet diyor. Neydi o gördüğüm diyorum. Bilmiyorum diyor. Ruh mu acaba diyor. Yok diyorum ben ruh gelemez. Onlar genelde ruh olduğuna inanıyorlar. Hatta ruh çağırma seanslarında bile gelen ruh değil cindir. Bunlarla alay ediyor. Onlar da gelen ruh zannediyorlar. Nereden biliyor? Nereden bilecek? O ölen kişiyi biliyor o cin. Onunla ilgili bilgi tabii ki verecek. Yani. Yine bir mesaj var galiba. Onaylayalım, bir arkadaş eklemedi yapmış. Kimmiş? Ben oy kullanmayacağım diyor. İyi kullanmazsan kullanma kardeşim, bana ne ya, Allah Allah. Çok önemli birisin de sanki senin oyunla ihya olacak ortalık. Ya ben için böyle gerizekalı adamlar var ya. Ben oy kullanmayacağım. İyi o zaman konuşma hakkın da yok. Kes sesin o zaman. Evet.
Forever Hayt. Evet. Kur'an'ı dinleyince ağlıyorum diyor. Müslüman değilim ama cinlere inanıyorum yazmış. Evet. Geist, evet. Finger the Geist. Benim kitabımda da o ya. Ruhların parmakları. Fingers aynı zamanda şey, Geist aynı zamanda ruh demek. Değil mi? O manada kullanılıyor. Çünkü tercüme edenler benim kitabım adına bunu yazdılar. Neydi o? Bir bakalım. Nerede o? Bakayım da neydi bu? Finger der Geist der. Yani kitabın adını bu şekilde yazdılar. Finger der Geist der. Es ist eine Jahne Tage. Die wir adnan avuse. Er weiß, dass er morgen nie anders sein wird. Yani bizim burada roman şu anda Türkçe'ye çevrildi, Almanca'ya. Finger der Geist der diye çevrildi. Geist kötü ruh anlamına mı geliyor? Yoksa ruh anlamına mı geliyor? Kötü, yani kötü ibaresi de ekleniyor mu Geist kelimesine? Yani eğer öyleyse, ama burada kaç kere üzerinde konuşma yapıldı. Ruh olarak ifade ediliyor. Tabi ona ekleri var. Geister diyoruz. Geister ruhlar anlamına geliyor galiba. Muhammed Hakan Çingil canlı yayın mı? Canlı yayın kardeşim. Ben inanıyorum Fuat, yakalamak çok zordur. Ay'a gitmek gibi. Şimdi yakalama olayı çok zor. Yani bu İngilizler buna poltergeist diyorlar sanırsam demiş. Biz Almanca'ya çeviriyoruz. Şu anda İngilizce değil de. Ya onlar da zaten kavramlar biraz çatışıyor yani zaman zaman. Almanca kavramlar bizim kavramlarla çatışıyor. Ona çözüm arıyoruz ama işte. Yakalamak zor Yıldırım kardeşim. Benim yani yılların deneyimi, tecrübesi hepsi bir yana, o gece artık onu nasıl yaptığımı ben de tam hatırlayamıyorum artık yani, onu söyleyeyim. Ama bir gece önce bayağı bir mücadeleden sonra yakalayabileceğimi hissettim. Bir gece sonra hazır beklemeye başladım. Kolumun birini serbest bıraktım. Birini normal karnımın üstüne koyup yatarım ben. Yattım, yüzüstü yatıyorum. Sırtıma gelip oturuyor zaten. Onun geleceğini biliyorum ben. Ne yapacağını biliyorum. Daha önceden de hep sırtıma gelip oturur. Onun için ben yüzüstü yatıyorum. Gelsin oraya otursun. Yani sırt üstü yatarsam karnımın üstüne oturacak. Sırtıma oturması daha hayırlı. Çünkü karnımın üstüne oturursa hiç nefes alamıyoruz. Daha kötü.
Yalnızca ruh geist. Geistler ruhlar. Evet. Hı-hı. Evet. Öyle evliya adam. Onun için geistler. Geistler. Geist mi? Geist de diye okuyuz. Sizin orada olabilir de bizim Şive Bişkümüt de biraz lehçe farklı herhalde o zaman. Çayı neden sürekli sallama içiyorsun? Canım öyle istiyor. Demlediğim zaman boşa gidiyorum. Yani bir demde bir bardak çay içiyorsun, bir saat sonra bir daha içeceğim. Bir saatte bozuluyor arka taraf. Onu çok denedim de tadı yok. Emre Tanrıkulu. Söylediğim Karabasan filminin hangisi, yönetmeni, yılını söyler misin? Yılı 2007 kardeşim. Yeni çekim daha bu. 2007 yanılmıyorsam. Bakmam lazım. Benim ezberimde olmaz böyle şeyler. Karabasan filminin kısa yoldan neredeydi o? Kısa yolu almıştım ben onu ama silmediysek almıştım ben onu. Karabasan yazıyor. En yeni çekilen Karabasan filmi işte. Onu ben şu anda nerede bulacağım? Öbür tarafta olabilir mi? Yok yok, şu anda bulamadım. Onu ben oradan silmiş de olabilirim. Çünkü bazen kısa yolu temizliyorum. Temizlik yapıyorum kısa yolda. Silmiş olabilirim, nasıl olsa izledim diyerek. Onu sen 2007, 2006-2007 yılında arayacaksın. Yıl olarak ararsan. Google'a Karabasan yazdığında yatan bir genç kız var. İlk fotoğraflarda görürsün bunu. Üzerinde de abanan biri var üzerine. O film işte. Fragmanında bu var. Yani Karabasan yazdığında o küçük resimler çıkıyor zaten filmle ilgili. O resmi gördüğünde o şeye tıkla. O zaman ulaşırsın o filme. Evet. Başka soru da pek yok galiba. Saatte 1'e geliyor. Sizin orada da 2'ye geliyor. Bugün de bayağı erken girdik ama. Bir saat 53 dakikadır konuşuyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, metafizik alemle ilgili kim ne söylerse söylesin temkinli yaklaşmak. Yani bizim söylediklerimizin de hiçbiri delilli, ispatlı değil. Bu kişiye has bir olay. Bir rüya gibi yani. Ama bu alana girmeye çalışmayın. Biz bunu defalarca söylüyoruz. Bu alana girdiğiniz zaman geri çıkamazsınız. Geri çıkmak için kapı aramayın. Çünkü o kapı kapanmıştır artık, çıkış kapısı. Bu ancak Rabbimin